Ekotürk ekranlarında yayınımız Borsa Teknik Programı ile devam ediyor. Erencan Umut'un hazırladığı grafikler üzerinden piyasaları yorumlamaya çalışacağız. Hoş geldin Erencan. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Evet, piyasalar hareketli. Vallahi. Ama piyasalar dışında reel sektör de, reel ekonomi de hareketli. Senden o konuda da yorumlar alacağım. Kişisel ekonomi de çok hareketli. Kişisel ekonomi, personal finance dedikleri. Tabii, personal finance da acayip hareketli. Hatta şu an piyasalar ve reel ekonomiden daha hareketli. Neden? Malum bir nişan durumumuz söz konusu. Allah'ın izniyle bu cumartesi günü şu hayırlı olsun diyelim. Dünya evine girme noktasında o kapıdan içeriye bir ayağımızı sokalım dedik. Nişanla beraber ama yani gerçekten o personal ekonomi dediğimiz şey unsur baya baya sıkıntılı. Ya vallahi bu evlilik sürecindeki olan insanlara ben de dahil Allah yardımcısı olsun ya bu fiyatlar falan. Ayrı yani. Bir araştırma masası programında mı ele alsak? Direkt zaten mutlaka. 10 sene önce neydi? Evlenmenin maliyeti. Şöyle yapalım mesela, bir de aynı zamanda bir de şey bu çiçek fiyatlarını haiz olan, sahip olan birisini de konuk olarak bağlayıp hani senle ben yorumlayıp bir de çiçekçiye de dönüp bir fiyat sormamız gerekiyor. Abi ekvator gülü nedir ya? Değil mi şimdi bizim hani ülkemizde gül bitti mi de hani oradan buradan ekvator düşünemiyorum yani. Bunun bir... Ya meseleyi ben şöyle anlatayım. Şimdi malum isteme olacak hani çikolata, evet. Çiçek falan hani fikstir. Neyse bir çiçek falan araştırıyorum. İşte ne olacak? İşte gül buketi falan. Böyle büyük falan. Eyvallah tamam. Dedim gül. Nasıl bir gül? Abi dedi 3 çeşit gül var. Dedim 3 çeşit gül nasıl oluyor? Dedim, hani gül dedim. Bir tane ıspartalı. Beyaz sarı kırmızı herhalde. Ha, benim dediğim onlar yani. Beyaz sarı kırmızı. Biraz fıs fıs falan sıkıyorlar. Lacivert gül bile gördüm. Yok abi dedi en iyi gül de ekvator gülü. Oğlum dedim ekvator gülü ne? Hani ekvator gülü nasıl bir şey yani? Hani bilmiyorum çok enteresan ya. Ekvator gülüyle bir de şey varmış. Pembe renkli Gine gülü mü dedi. Nijerya gülü mü dedi, nasıl bir şey bilmiyorum abi yani çok çok enteresan, çok saçma sapan bir noktaydı. Hani defansif orta saha falan üreten milli takımlardan falan hani futboldan biliyoruz. Onun dışında demek gül konusunda da iddialarmış. Gülü varmış değerli izleyiciler, ben size söyleyeyim hani evet. Gül almak isteyenler varsa bizim Isparta gülünden ayrılmayın. Ekvator gülü diye bir şey varmış, yapraklar daha genişmiş falan böyle abi. Ne bileyim abi, arı mıyım abi ben yani ekvator gülüne niye konayım hani baktığın zaman gül yeterli ya. Daha bildiğimiz konulara dönelim istersen. Evet. Ekvator gülüyle çok ilgilemiz yok. Üstünden. Mecburen konuya giriş yaptık. Global taraftaki fiyatlara bakayım. İlk planda bir dolar endeksi grafiğini yapmışsın. Eğer hazırsa yönetmenimizden rica edelim. Seninle. Evet. Şimdi bir kere küresel ölçek kaynıyor. Evet. Ama geçtiğimiz haftadaki gibi bir kaynama yok. Öncelikle onu söyleyelim. Neden? İşte hatırlayalım. Geçen hafta pazartesi günü bir geldik. Haftaya bir giriş oldu ki ama ne hafta? Yani... Her yer yangın yeri. Dolayısıyla sert satış baskısı. Ne oldu? İşte bir bakıyorsun işte Japonya Merkez Bankası faiz arttırdı. Tamam arttırsın ne olacak? En kötü 0.10'da 0.25'e çıkartmış. Ama yok işte 0 ya da 0'a yakın faizler carry trade avantajı sunuyor. Şimdi faiz arttırınca carry trade avantajı hala var ama evet. Çok azaldı falan deyince piyasalarda işte Nikkei endeksini gördük işte yani %14'lük tek seferde bir düşüş. 1987 yılından bu yana 37-38 yıl sonra yaşanan en sert düşüş. Tabii ki Amerika cephesine de sirayet etti. Amerika'da da yine aynı hani pazartesinden bahsediyoruz. Ondan bir önceki hafta Cuma günü. Yani bir önceki haftanın son işlem günü açıklanan evet, bir istihdam verisi vardı. O da istihdam piyasası da verileri de kötü gelince ne oldu? Eyvah Amerikan ekonomisi resesyona mı giriyor? Bir anda yangın yeri ortalık. İşte devlet başa kuzgunleşe tarzında FED başa piyasalara işte leşte bırakmayın tarzında bir yorum. 2 gün önce faiz kararını açıkladı yani hani ondan. Evet. Yani arada bir süre geçmiş olsa o da değil. Yani. Evet. Bir anda, toplantı. Tabii bir anda şeye baktık Serdar yani acil toplantı 50 bas puan 75 bas puan ya bu kadar mı kötü bir durum var yani hani ben de şimdi bakıyorum işte datalara bakıyorum şeye bakıyorum falan işte bu kadar kötü bir durumda görmedim. Neyse en nihayetinde bu süreç dengeye geldi. Evet. Şimdi dengeye geldi. Şimdi Eylül ayında ki dün Amerika cephesinde açıklanan enflasyon verisi de %2.9 çok ideal. Zaten beklentiler de %3'ten %2.9'a geri çekileceği şeklindeydi yani. Bazı kesim %3 bekliyordu, bazı kesim %2.9 bekliyordu. Beklentiler paralel gelen bir veri olduğunu çok net bir şekilde gördük. Ama orada şöyle bir risk vardı. 2.9 değil. Bu seviyenin biraz daha altında olsaydı işte 2.7, 2.6 falan bu sefer şeyi deneyecek değil mi? Termostat ayarı gibi yani işte sıcağı da kötü, soğuğu da kötü. Tabii yani onu tam ayarlamak lazım. Bu sefer ne denirdi? 2.5 gelse, 2.6 gelse ya Amerikan ekonomisi o kadar kötü bir duruma geldi ki enflasyon bile üretemiyor denecekti.
Bu sefer yine devlet başa, kuzgunleşe mottosuyla FED çağrılacaktı. Neyse burayı atlattık. Ama en optimal düzeyde Eylül FOMC toplantısına kadar FED'in takip edeceği iki kritik data daha var. Bir tanesi PCE verisi, FED'in favori enflasyon göstergesi, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi. Diğeri de tabii ki istihdam datası. Şimdi bu datalara da bakacağız. Ama Eylül ayında artık zaten kesin faiz indirme. Kesin de zaten, ne olur belli değil işte 25 milyon. Yani piyasaların şu anda tartıştığı konu şey değil. Eylül ayında faiz indirimi olur mu ama artık o bitti. 25 mi olur, 50 mi olur? Ben 50'ye çok atak bir hareket olacağını düşünüyorum. Zaten bölgesel FED başkanları da aynı şeyi düşünüyor ki genelde hani güvercin, en şahin üye bile güvercin tarafa geçti. Yani güvercinlikten kastım şu, hani faiz indirimi olabilir Eylül ayında. Ama kimseden ben böyle hani 50 bas puanda olabilir masada tarzında bir şey görmüyorum. Zaten görülmesi de beklenmez. O bakımdan dolayı artık Eylül ayında faiz indirimi noktası bence piyasalardaki fiyatlamalara yansımış durumda. O bakımdan dolayıdır ki dolar endeksinde de bir miktar geri çekilme hareketi yaşandı ve 102 seviyelerine kadar gevşeme hareketlerini gördük. Evet, ilk de o zaman dolar endeksiyle. O zaman dolar endeksi grafiğimizde yavaş yavaş başlayalım. Değerli yönetmenimden rica ederim. Arkaya dolar endeksi grafiğimizi alalım ve ben de ayaklanarak dolar endeksini anlatmaya başlayayım. İşte tabii Fed'den hani güvercin görünmüş şahin, biz Doğan görünmüş şahini biliyoruz ama güvercin görünmüş şahin de Fed üyeleri bize göstermiş oldu. Evet evet. Yani aslında Fed'de tartışılan konu şu, 25 bas puanlık faiz indirimiyle piyasalara normal gül mü verecek? Evet. Yoksa 50 bas puanlık faiz indirimiyle piyasalara ekvator gülü mü verecek? Tamam mı? Yani aslında mantık bu. Şimdi 75 yapıp Papua Yeni Gine de verebilir yani. O da olabilir. 75 ya yani o olasılık dışı ama yine Papua Yeni Gine gülü de verebilir. Şimdi dolar endeksinde dikkat edersen pembe renkli bir yükselen trendimiz vardı. Doğru mu? Evet. Şimdi bu trendin altında fiyatlanıyor. Trend kaçtan geçiyor? 102.95'lerden geçiyor. Hadi 103'te. Ve ben kaçtayım? 102.40'lardayım. Şimdi aslına bakarsan bu trendin altındaki fiyatlamaların oluşması çok önemli. Ama bu trendin altında fiyatlama olsa bile ben dolar endeksinde düşüş hareketinin artık sertleşme, artık keskinleşme ihtimali var diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Neden? Evet, burası bir güçsüzlük görüntüsü. 103'ün altı dolar endeksinin güçsüz olması. Zaten çok uzun bir süre sonra Euro-Dolar paritesi de 1.10 seviyenin üzerini test etti. Evet. Hatırlatayım. Ama şimdi dolar endeksinde çok anlatılacak, çok ayrıntıya girecek bir unsur zaten yok. Ama şunu net bir şekilde bilelim. Bakın şimdi bu bir haftalık grafik. Tamam mı? Haftalık grafikte 8 ve 50 haftalık üstel hareketli ortalamalar ile pembe renkli yükselen trendin geçmiş olduğu seviyeler hemen hemen aynı. İşte 103-103.5 bölgesi falan. Şimdi bir kere buranın altında kalmam kısa vadede baskının bir miktar daha devam etme ihtimalini canlı ve sıcak tutuyor Serdar. Onu bir kere söyleyeyim. Evet. Ama az önce bir cümle kurdum. Dikkat etmişsindir. İzleyicilerimiz de dikkat etsin lütfen. Şey dedim. 103'lerin altında olması evet kısa vadede bir zayıf bir görüntüyü bize sunuyor ama dolar endeksi artık daha keskin bir şekilde aşağı doğru hareket edecek izlenimi bende uyanmıyor. Bu izlenimin uyanması için temel dinamiklerin oluşması ve bunun tekniğe de yansıması gerekir. Şimdi temel dinamikler oluşur oluşmaz bilemeyiz. İşte 50 bas puanlık faiz indirimi mi gelir? 75 mi konuşulur? Az önce de dedik yani FOMC toplantısı kadar iki kritik data daha var. İstihdam verisi evet. Ve PCE verisi, Fed'in favori enflasyon göstergesi. Buralar daha negatif gelir. Bir anda yine resesyon korkusu baş gösterir falan derken Fed'in bile aklı karışabilir. Ayrı mesele. Bu temel dinamik. Tekniğe yansıması şu şekilde olur. Net bir şey söyleyeceğim sadece. Yeşil renkli 233 haftalık üstel hareketli ortalamayı lütfen dikkatle takip edin. Şimdi bu ortalamanın sağlamasını yapalım. Bak, bu ortalama buraya geldi. Ne yaptı? Yukarı doğru sekti. Doğru mu? Evet. Aşağı geldi tekrar sekti. Kırdım. Sert bir düşüş. Her mum bir haftaya tekabül ediyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani net bir düşüş hareketi. Bir çeyrek sonra, geçirmişler. Tabii. Sonra yeşil yani 233 haftalık üstel hareketli ortalamayı kırdıktan sonra net yükseliş hareketi. Bak buraya kadar. Düştüm. Nereden döndüm? Tekrar 233 haftadan. İki hafta üst üste döndüm. Tabii. Sonra ben bu 233 haftayı kırdıktan sonra burada direnç çalışmış mı? Çalışmış. Yaklaştım satış geldi mi? Şuralarda biraz direnç çalıştı mı? Çalıştı. Kırdıktan sonra destek çalışıyor bak. En nihayetinde döndüm dolaştım. Yeşile geldim. Şu bölge. Evet. Alım geldi. 233 haftaya yaklaştım. Yine alım geldi. Şimdi yine 233 haftaya doğru geliyorum. 233 haftalık ortalama kaçtan geçiyor? 185. Yani 100.85 endeks değeri. O bakımdan artık şunu söylüyorum. Diyorum ki 103 seviyesinin altındaki dolar endeksinin 101 seviyelerin dahi altını test etme ihtimalini kuvvetli bir noktaya çevirdi.
şu anda. 103'ün altındaki her seviye 100.85 seviyesine kadar dolar endeksindeki gevşeme hareketlerini devam ettirebilir. Kısa vadede düşüş bu ama orta vadeye yayılan bir düşüş için mutlaka 100.85 seviyesinin altına doğru sarkma gerçekleşmesi gerekiyor ki 98.30'lara kadar baskı görülebilsin. Buraları konuşmak için çok erken ama en nihayetinde dediğim gibi 103'lerin altında kaldığım sürece 101 seviyenin dahi altına doğru sarkma ihtimali olan, evet, bak gelecek demiyorum ama böyle bir fiyatlama noktasında sarkma ihtimali olan bir görüntü dolar endeksinde söz konusu olabilir. Şu an zayıf duruyor. Kısa vadede zayıflık sürebilir. Evet, yani ben de turuncu ile yeşilin birbiriyle ayrışması, yaklaşması paternine baktım. Hani geçmişte ne olmuş, şimdi ne olabilir diye. Yani hakikaten bir süre daha paralel gidip böyle son bir belki yukarı hareket yapıp sonra sert kırılım sanki olabilirmiş gibi, evet, düşündürüyor. Evet, evet. O zaman bir sonraki grafiğimizi rica edelim yönetmenimizden. Ons altın. Ons altın grafiğine bakalım. Ons altında değişen, aslına bakarsan bundan önce yapmış olduğumuz analizlere göre herhangi bir fiyatlama yok. Yani değişik bir fiyatlama yok. Ama burada şuna bakacağız. Bak öncelikle ons altın grafiğini yükselen bir takos ya da yükselen bir kama şeklinde okuyacağız. Gelmiş olduğumuz noktada dikkat et. Burnun, evet, ucuna kadar, burnun ucuna kadar şu anda bir sıkışma var ve hala devam ediyor. Ve burada yani şu yükselen takos, yükselen kama görüntüsü içerisinde bir de sanki üçlü tepe yapıyormuş gibi de bir görüntüsü var. Birinci tepe. Evet. Görüyor musun? Takozun üzerine çarptı. İkinci tepe, üçüncü tepe. Şimdi burada takozun üzerine çarptı ama ikinci ve üçüncü tepeler daha işte yükselen kamanın, yükselen takozun üzerine daha gelmeden, yani evet, bu yükselen banda çarpmadan tekrar burnunu aşağı doğru çevirmiş durumda. Orada da şöyle bir şey var. ABCD formasyonu, yani Fibonacci impulse line'larından güç alıyorum. X, A, B, C, D1 kaçtan geçiyor? 2470 Serdar. 2470 dolar öncelikle yukarı doğru geçilmeli. Tamam mı? 2470 doların yukarı doğru kırıldığı bir senaryoda ons altını trade noktasında, bak yatırım noktasında değil, trade noktasında yukarı doğru zaten okuruz. Yani 2470 dolarları kırabilecek bir ons altın şu kama formasyonun üst bandına gider. Kaçtan geçiyor? 2503 dolarlar. Yani 2500 ve 2500 dolarların üzeri zaten kolaylıkla test edilebilir. Evet. Tamam. Ama şu anda 2470 kısa vadede, çok kısa vadede ara, 2503 kısa vadede, hatta çok kısa vadede, kısa demeyeyim, çok kısa vadede, evet, ana direnç seviyesidir. Aslında bölge vermek daha doğru. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ons altında yeni bir tur yükseliş dalgasının oluşması, yeni bir tur yükseliş dalgası başlıyor diye konuşmamız, yorum yapmamız, söylememiz için şu bölgenin yukarı aşılması lazım. Evet. Tamam mı? Burası kaç? 2470-2500. Buradaki 30 dolarlık bölgenin aşılması gerekiyor. En nihayetinde şunu söylüyorum. Şu sıkışan takoz var ya, bak beyaz renkli. Evet. Buranın yukarı doğru artık kırılması lazım. Yani yükseliş yönünde bu takozdan fiyatların kurtulması lazım. Haftalardır hani bekleniyor. E tabi. Yani e tabi. Ama Kayağın şarkısı gibi, ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın. Aynen öyle. Geçti. Aynen öyle. Ama seninle de konuştuğumuzda burada birkaç hafta var demiştik. Geçen, evet, hafta Perşembe, evet, günü. Evet. Şunu bileceğiz. 2503 dolarların yukarı kırıldığı bir senaryoda 2542 dolarlara zaten hızlı bir yükseliş hareketi yapabilir. Benim nasıl bir bas senaryom olur biliyor musun? Diyelim ki 2503 dolar, yani yükselen kamanın, takozun, evet, üst bandı yukarı kırıldı. Ben şöyle bir senaryoya daha yakın olabilirim. Kırdık 2503 dolara, yükseldim 2542 dolarlara kadar gittim. Tamam mı? Evet. Buraya çarptım. Buradan bir miktar düzeltme, tekrar işte 2500 dolarlara kadar. Bu sefer şurada birazcık bıdı bıdı yapan bir fiyatlama, yatay bir fiyatlama. Hı hı. Böyle bir fiyatlama, bak şu an ileriye dönük bir şey yapıyoruz, senaryo çiziyoruz. Böyle bir fiyatlama görürsek zaten bu şu anlama gelir. Kanalı kırdım, takozu kırdım, takozun alt bandına çarpıyorum. Burada yataylık olsa bile takozun altına doğru sarkmadığı için ya da kalıcılık sağlamadığı, takoza girmediği için tekrar fiyat güçlenmeye çalışıyor. Ya buluş formasyon devam diye. Güç toplamaya çalışıyor. Evet. Böyle bir fiyatlama olduğunda zaten çat diye 2542 dolarla kırıldığında 2600-2650 dolar seviyesine kadar yükseliş hareketinin sertleşme ihtimali var. Ama bir kez daha söylüyorum, tüm bunları konuşabilmemiz için ons altın cephesinde 2503 dolarların üzerinde minimum 2 günlük kapanışı önce bir görelim. Yeni zirve en azından yapacak yani. Tabii yani önce bir iki, yani önce şu şuradaki sıkışmayı, evet, bir kıralım Serdar ya, baksana yani buraya geldim, üst band, alt band, üst band, alt band. Üst banta yaklaştım. Alt band, yine üst banta yaklaşıyorum.
Belki alt bant. Bak bu tehdit de nerede olur biliyor musun? Bu Semih Saygıner'in 3 bantı gibi oldu yani. Aynen. Bu kadar bir... Tık 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 tık, evet. Sürekli gidip geliyor. Bak burada şöyle bir unsur söz konusu olabilir. Eğer aşağı doğru tekrar alt banda gelecekse fiyat, yani oradaki alt banda baktığı zaman 2400 dolarlara inecekse fiyat, şunu net bir şekilde dile getireyim. 2440 dolarlara yakın izleyelim. 8 günlük hareketli ortalamayı artık ara destek olarak izliyoruz. Ama en nihayetinde geniş bölge 2503-2400 dolar. Bu bandın kırıldığı yönde doğru pozisyon ayarlayacağız. Yükseliş noktasında zaten hangi teknik seviyenin, hangi teknik direnç bölgesinin aşılması gerektiğini az önce dile getirdim. Tabii aşağı doğru kırılım da bu kadar üç tepe formasyonunun o zaman hani gerçek olduğunu falan düşündürdüğünden herhalde bir artık 2300'lere, 2250'lere doğru hareketin... Net 2300. Diyor mu? Sarıya doğru. Görüyor musun? Bak buradan, evet. Geliyor. Yaklaştı. Bir de oradan bir daha teyit alması, tabii. Gerekliliği demek ki. Burası da 233 oluyor. Günlük üstel hareketli ortalama zaten. Evet. Direkt 2300'e doğru sert bir baskı olur. Evet. Yani şey olmaz. Hani şöyle bir düşüş, şöyle bir düşüş beklemem. Evet. Biraz daha şu tarz bir düşüş olabilir. Kesinlikle. Çünkü çok ciddi bir sıkışma var. Evet. Teknik analiz formasyonlarında takozlar, kamalar, üçgenler, bollinger'lar, her türlü sıkışma enerji birikimidir. Yukarı mı kırar, aşağı mı kırar bilinmez. Evet. Yani bu tarz baskılar, sıkışmalar nereye kırılacağını göstermez. Kırılımda olası senaryoları ve nasıl kırılımın olacağını... yönünün neresi olursa oraya doğru sert hareketler başlar, evet. Der bana. Evet. O bakımdan dolayı mızmızlanmaz, direkt 2300 doluruz kendimize. Da dile getirmiş olduk. O zaman sonraki grafiğimizi rica edelim yönetmenimizden. Bitcoin. Evet. Ki bir 60 binin altına falan sarktı değil mi? Şimdi Serdar, Bitcoin cephesinde aslına bakarsan dinlenme devam ediyor. Şimdi bak, bu bir haftalık grafik. Çok uzun bir süredir dinleniyor. Doğru. Her mum bir hafta. Bak. Evet. Şuradan itibaren alıyorum. Şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 haftadır. Neredeyse 6 ay yani. Buradayız bak. Yatay. Böyle bir şey var mı? Yok değil mi? Evet. Böyle de bir hani çanak kulp sanki hani buralarda kalırsa. Böyle bir şey var mı? Onu geçtim, şöyle bir şey de yok. Hatta böyle bir şey de yok. Yatay. Evet. Bak. Çanağın kulübünü yapıyor gibi sanki. Aynen. Çanak belki kulüp olacak. Doğru söylüyorsun. Değil mi? Yani buraları çok kırmazsa aşağı. Tabii ama en nihayetinde şu. Bak şimdi bir kere kısa vadede yönün tekrar yeni bir zirveyi test etmesi ya da yeni zirvelere yaklaşması noktasında, hı hı, Bitcoin'de mutlaka takip edilmesi gereken yer 61.500 dolar seviyesi. Tamam mı? 8 günlük üstel hareketli ortalamanın kırıldığı yer olacaktır. Oradan geçen yer. Çünkü bak, 8'in üzerine attıktan sonra 8 ortalama net bir şekilde destek olarak çalışıyor. Evet. Tamam mı? Burada biraz destek çalıştı. Ama en nihayetinde şu an kırdı ve bak dikkat et, 8'e çarptıktan sonra aşağı doğru bir hareketlenme var. Evet. 61.500 dolar kırılırsa yükseliş hareketi başlıyor. Hadi alalım. Çok şükür artık yükseliyoruz diyebilecek yorum yapacak durumda değiliz. Bu yorum yapmam için 70.300'lerin falan kırılması lazım bak. O düşen trend. Tabii ki. Zaten daha öncesindeki zirve tam 69 bin dolar. Evet. Bak geliyorum 69 bin. Üzerinde kalıcılık yok. Sağlandı ama yok. 2 hafta dolu dolu üzerinde kalıcılık sağlayamadı zaten. Evet. 69 bin, 70.300. Buradaki 1.300 dolarlık bölge, şu bölge. Çok acayip bir direnç seviyesi. Bak burası aşılmadığı sürece Serdar, herhangi bir şekilde ben Bitcoin'de yeni bir tür yükseliş dalgası başlıyor. Değerli izleyiciler, burayı takip edin. 83.500 dolar yolculuğu kısa vadede başlıyor olabilir. Yorumlarını asla ve katı surette yapmam. Yapamam yani. Yataylık devam ediyor. O bakımdan dolayı 70.300 dolarlar yukarı geçilmediği sürece bu seviyelere kadar oluşacak her yükseliş hareketini net bir şekilde tepki olarak değerlendireceğiz ve niteleyeceğiz. Tepki. Bak ne diyorum, 61.500 dolar kırılırsa ne dedik, 70.000, 70.300 dolarlara kadar yükseliş hareketi oluşabilir. Şu bölgeden bahsediyorum. Aslında şurası test edildikten sonra yaşanan yukarı doğru hareketin tepkinin gücü. 61.500 dolar kırılırsa 70.300 dolarlara kadar tepki biraz daha güçlenecek. Ama trend diye bir şey kullanamıyorum. Trend 70.300 doların üzeridir. %15'den fazla bir şey gerekiyor. O zaman 83.500 dolar başlar. Hatta 83.500 dolarlar çarpıp tekrar bir miktar kar realizasyonu yaptıktan sonra 100.000, 102.500 dolarlara kadar şey de açılır, pota da açılır. Yani olasılık da güçlenir. Şu çanağın katlaması için 69.000, 15.000, 54.000 yani 120.000'e falan neredeyse götürüyor. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani bu tabii çok uzun vadeli bir şeyden bahsediyoruz. Tabii. Yani 69.000, 15.000 tabii dediğin gibi oluyor. Dediğin gibi oluyor. Çanak bir
Abi bir şu 70.000 doları yani, bir kıralım. O ilk tabii yani. Hani gerçekten yani gerçekten can sıktı. İşte yani burada aslında bakarsan biraz güzel bir görüntülerde söz konusuydu ya temel olarak işte Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar hala kulağımızda. Ya. Hani adam Bitcoin boğası değil, Bitcoin balinası olarak ortaya çıktı resmen. Ama işte bugün geldiğimiz zaman Kamala Harris'in anketlerde öne geçmiş gibi bir görüntü oluşması şu anda. Bütün anket ortalamalarında öne geçmiş gibi bir görüntü var. Burada da birazcık algıyı bozuyor. O ayrı mesele. Ama en nihayeti dediğim gibi 70.300 direnci yukarı geçilmediği sürece şu anda yükseliş hareketinden bahsedemeyiz. Olası bir aşağı doğru baskıda ise bak şimdi tamam pozitif taraf bu. Evet. Negatifini şöyle anlayacağız. Bir kere 57.700 dolar seviyesini çok yakından izleyeceğiz tamam mı? Çünkü bak 57.000 hatta 57.500 dolar. 69.000 15.500 dolar. Düşüşünü Fibonacci 78.6. Bak aslında buralarda test etmiş ama burada sadece kuyruk bırakıyor bak. Kapanış yok. Evet. Yani 57.500 dolar hala çalışıyor. O bakımdan dolayı 57.500 doların altında bir kapanış gerçekleşirse, gerçekleşmeye başlarsa Serdar, şeyi net bir şekilde söyleyebilirim ki sana, burada 46.500 dolarlara kadar baskının hızlanma ve sürme ihtimali var. Zaten 46.500'lerin altı, hani Bitcoin'de artık farklı şeylerin konuşulmaya başlanacağı. O zaman 36.000, 30.000 dolarlar falan yeniden konuşulacak çünkü potaya girecek. En nihayetinde direnç olarak 70.300 kırılımı gerçekleşmesi gerekiyor. Aşağı yönlü fiyatlamalarda 57.500 dolarları yakın takip edeceğiz. Buranın altında haftalık kapanış görmek istemiyorum. Özellikle 2 gün üstü haftalık kapanış görmek istemiyorum. Çünkü böyle bir senaryoda az önce de dile getirdiğim gibi kaç demiştik? 46.500 dolar bölgesine kadar baskının bir anda şiddetlenme ve sürme ihtimali var. Oranın altı zaten bir daha söyleyeyim. Bambaşka bir konu. Şu anda oraya konuşmak için erken. Evet. Son 3 dakikamız zaman istersen aradan önce BIST 100 dolar bastığı ile bir giriş yapalım. Aradan sonra da BIST 100'e devam edelim. Evet. Dolar bazlı grafiğe şöyle bir açıp baktığımız zaman dolar bazda geçen hafta anlattığımız, gösterdiğimiz yükseliş trendine geldik. Evet. Şimdi artık hani 300 dolar bir böyle eşik olarak konuşuluyor. 30-60 dolarla değil mi? 300 dolar da artık bir yere geldi. Yani 10.000'in üzerinde bir yerden artık bahsediyoruz. Tabii 10.200 zaten falan. zaten 342 dolarlardan dönüş yaptık. Dolar bazı grafiğimizi alma şansımız varsa hemen hızlı bir şekilde anlatalım. Evet süper. Şimdi geçen hafta anlatmıştık. Ne demiştik? 305 dolarlar aşağı doğru kırılırsa burası. Şu bölgede yani şu turkuaz renkli bak burada çalışmış. Bak, evet. Burada çalışmış. Şurada çalışmış. Yaklaştı bir satın geldi. Bu haftalık grafik. Geçen hafta bu hafta. Bak neredeyim? Kaçtan geçiyor? Şöyle baktığım zaman 290 dolarlardan geçiyor. Arımaya gibi çalışmış yani. Serdar 290 doları aşağı doğru kırmaması gerekiyor. Tamam mı? Buralar aslında teknik olarak baktığın zaman buralar bir alım bölgesi olarak değerlendirilebilir mi? Teknik bana bunu söyler. Orta uzun vade evet. Niye? Geçmiş fiyat hareketlerine bakarak geleceği anlamaya çalışmıyor muyuz? Geldim trende çarptığımda sıçradı. Trende çarptığımda sıçradı. Yaklaşınca sıçradı. Şimdi trende yine çarptım. Yine sıçrayabilir. En nihayetinde şunu söylüyorum. 2 yıllık trend yani bu. Tabii. Az buz değil. Şimdi 290 dolar burada çok önemli. Yani gerçekten çok önemli. Olası bir 290 dolar kırılımında zaten biz direkt kendimizi 275 dolarlarda falan buluruz. Evet. Ki burası 89 haftalık üstel hareketli ortalama çok acayip çalışıyor yani bak. Şurada bir direnç çalışıyorsun. Bak burada destek çalışıyor. Bak görüyor musun destek? Evet. Bak nereden çıkıyor? Pembe renkli trend şeyden bahsediyordum ortalamadan. Evet. 89 üstel hareketli ortalama haftalık. 275'te kaldı. 290 dolardan sekip yükselişçi iki tane unsur var. 290 dolar aşağı kırılmayacak. Buradan sekme meydana gelecek. Diyeceğim ki burada bir şu hareketlilik var. Şu an 290 civarıyız herhalde. Bak şimdi diyeceğim ki burada bir hareketlilik var. 290 dolar aşağı kırılmıyor. Burada burayı bir izleyelim diyeceğim. Bak alalım demiyorum. Ama 290 dolardan yaşanan sekme eşliğinde 305 doları bir daha yukarı kırarsam o zaman yeniden 342-345 dolar bandı kısa vadede yeniden potaya girecektir. Evet, dolar bazında demek böyle. Bunun TL bazında ve alt sektör hisse bazında kırılımlarını da istersen aradan sonra. Evet, çok kısa şunu söyleyip hemen araya geçiyoruz. 305-290 bu band yön arayışı bandı. Bu band herhangi bir şekilde trendin oluşmadığı bir band. Dikkat, kısa vadedeki yatırım noktalarına dikkat edilmesi gereken bir band. 305 doları ne zaman üzerine çıkar Borsa İstanbul o zaman ferahlarız. Ama dediğim gibi 290'ın kırılması 275'te direkt kendimizi buluruz. İşte Schrödinger'in kedisi ya da Araf artık hani nasıl? Burada şu anda karar vermeye çalışan bir Borsa İstanbul var. Dikkatli olunması gerekiyor burada. Evet. Böylece Erencan'ın hazırladığı grafiklerde ilk yarıyı tamamlamış oluyoruz. Aranın ardından ikinci yarıda görüşmek üzere.
Aranın ardından Borsa Teknik programıyla yine karşınızdayız. Erencan Umut'un hazırladığı grafikler üzerinden piyasayı yorumlamaya çalışıyoruz. Aranın öncesinde Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiğinde kalmıştık. Şimdi isterseniz sonraki grafiğimiz BIST 100'ün haftalık görünümü. Bu sefer TL bazlı grafikte, dolar bazında bakalım ki seviyeler nerelere tekabül ediyor. Evet, sendeyiz Erencan. İki tane ortalama attım. Evet. Borsa İstanbul haftala iki tane ortalama attım. Başka hiçbir şey atmıyorum. Bu iki ortalama bana her şeyi verir. Bak, ne kadar basit bakarsan teknik analizde grafiklere o kadar başarıya ulaşırsın. Gereksiz taramalardan kaçırın. Yoksa yani burada ben trendleri çizerim, Fibonacci'leri atarım, 4 tane de aşağı şeyi koyarım, gösterge koyarım. Kareli defter gibi 10 tane 20 tane birbirine tabii, paralel. Sonra izleyenler der ki abi adam ne çok şey biliyor ya, baksana yani her şeyi koymuş yani müthiş. Yani genelde vardır ya. Filmindeki o yeşil şeyler gibi. Ne kadar sade grafikler o kadar iyi. Şimdi bakın bir kere Borsa İstanbul'u kapı gibi tutan, aşağı doğru gitmesini engelleyen burada bir tane ortalama var. Zaten ekranda net bir şekilde gözüküyor değil mi? Hangi ortalama abi? Bu net bir şekilde söyleyeyim. 34 haftalık üstel hareketli ortalama. Grafik çünkü haftalık. Evet. 34 haftalık üstel hareketli ortalamanın nasıl bir güçte olduğunu, Borsa İstanbul için nasıl bir destek önemi olduğunu gelin hep beraber bakalım mı? Sağlamasına bakalım mı? Evet. Şimdi birazcık başa dönüyorum. Turuncu çizgiye dikkat edin. Oralarda da bütünleşmiş yani. Hani tabii, böyle bir... Tabii. Fiyat, tabii bu şey ya, lineer grafik olduğu için logaritmik yapsam evet, mesela daha oynaklık çıkacak. Evet. Şimdi bak, bu ortalama aşağı doğru kırmıyor üstünde. Alım evet, geliyor. Ortalamaya gene yapıştın mı? Turuncu ortalamayla fiyata bakın. Diyor ki, ya ben bunu kırmıyorum, hadi yukarı. Yukarı gidiyorsun. Geldim, 34 haftalık üstel ortalama şurada destek çalıştı mı? Yaklaşınca rally başladı mı? Evet. Sonra bir miktar baskı aldım. Nereden dönmüş abi? Serdar abi. 34 evet, haftalık üstel ortalama. Bak haftalık mı? 1, 2, 3, 4. Altına sarkmış ama kapatmamış neredeyse. Altına evet, sarktım ama altında kalıcılık sağlanamadı. Evet. Bak 4 hafta boyunca burada bıdı bıdı yaptım. Sonra dedim ki ya bu 34 hafta gerçekten güçlü demiş ayılar. Hani biz bu 34 haftalık ortalamayla çok boğuşmaya gerek yok. Biz bu ağlara verelim. Hani bükemediğin bile öpeceksin moduyla hop yükseliş. Tekrar düzeltme yapıyorum. Nereye kadar geliyor abi? Yine turuncuya. Kaçtı bu? 34 haftalık üstel hareketli evet, ortalama değil mi? Yani yine buradan boğalar net bir şekilde baskı kuruyor. Evet. Mükemmel bir rally. Düşüş. Hatta işte o pazartesi günkünün düşüşü falan derken nerede durduk abi? Yine turuncuda. Evet. Bu kadar sert düşüşün burada durmasının bir şeyi var değil mi? Bir hikayesi var yani. Evet. Bu kadar düşüyorsun da niye burada duruyorsun? Çünkü 34 haftalık üstel hareketli ortalama buradan geçiyor. Burası bizi koruyor şu anda. Ve burası... net rakam vermek gerekirse 9691. Ben buraya 9700 diyorum. Evet. Hadi net rakam ver. 9690. Evet. 9700-9690 desteği kırılmadığı sürece, bu seviye aşağı doğru geçilmediği sürece biz Borsa İstanbul'da altını çiziyorum. Altını çiziyorum. Uzun vadedeki trendin yükseliş yönünde devam ettiğini, 11300'lerden 9700'lere kadar yaşanan düşüşün bu uzun vadedeki yükselişin düzeltmesi olduğunu söylüyoruz. Aynı şunun gibi bak. Yükseliş sert, düzelttim 34 haftaya evet, kadar. Yükseliş sert, düzelttim 34 haftaya kadar. Peki, yükseliş sert, düzelttim 34 haftaya kadar. Sonra yükseliş sert. Olur mu? Olabilir. Daha öncesi de öyle olmuş. Bu olasılık her zaman var. Ta ki 9700 desteği kırılana kadar. Kırılırsa baskının boyutu bir miktarda artacaktır. Ya şu, bak benim şu anda 34 haftalık üstel hareketli ortalamanın önemine, gücüne işte çok acayip, acayip önemli bir hareketli ortalama destek olarak çalışıyor dememe gerek var mı zaten? Grafiği görüyorsun. Uzun vadeli bir grafikten bahsediyoruz. Dolayısıyla 9700'lerin, 9690'ların üzerinde kaldığım sürece bir kez daha söylüyorum. Uzun vadede Borsa İstanbul'un yükseliş trendi korunuyor. Bizi koruyan 9700 desteğidir. Peki 9700 tamam kırmadık. E ne yapacağız? Yani sürekli 9700'ün üzerinde mi kalacak? Tabii ki hayır. Sonsuza kadar hiçbir fiyat yükselmez. Sonsuza kadar hiçbir fiyat düşmez. Sonsuza kadar hiçbir fiyat da yatay hareket etmez. Şurada sadece 4 hafta yataylıktan sonra rally başladı mesela örnek. Değil mi? Şimdi burada artık şu. 9700'ün üzerinde kaldığım sürece uzun vadede yükseliş trendi korunuyor dedik mi? Dedik. Evet. Peki ya tamam abi işte sen uzun vadeden bahsediyorsun da ya kısa vadede yükseliş trendine ne zaman geçeceğim? Burada bir tane unsur var. Serdar, 10.400'ün mutlaka yukarı doğru aşılması lazım. Orası da 8 haftalık üstel ortalama. Şimdi bak. Bir de bıraktığı boşluk da oralarda bir yerde değil mi? Bak, bak.
şeyi kırdıktan sonra bak. 34 haftaya geldikten sonra 8'i kırıyorum. 8 görüyor musun desteği? Evet. Bak görüyor musun? 8 kırılıyor 34'e geliyorum. 34 test ediliyor. Yükseliş başlıyor. 8 ortalama kırılıyor. 8 haftalık. Bak rally başlarken bak destek çalışıyor. Bak destek çalışıyor. Bak şuralarda altında kapanışlar olmuş ama kuvvetli değil. Yatay bir destek yapmış. Evet. Yani 8'i hani çatırt diye aşağı doğru kıran bir fiyatlama olmamış. Bak tekrar burada 34 haftalığa geliyorum. 8'i yukarı kırıyorum. Bak destek. Bak destekleri görüyor musun 8'de? Yani en nihayetinde nedir? 8 haftalık ortalamanın yukarı kırılması lazım. 10.400'ün mutlaka açılması gerekiyor. Evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yukarıda 10.400, aşağıda 9.700. Burası yönsüz bölge. Uzun vadede yükseliş trendinin devam edip dinlendiği ama kısa vadede yön arayışı içerisinde olan bir bölgedir. 10.400-9.700. 10.400 ile 9.700 arasında bu borsa neden gitmiyor? Bu borsa ne zaman gidecek? Bir alıyorlar, bir satıyorlar. Böyle iş mi olur? Söylenleri gelmeye, hatta daha yüksek sesle gelmeye devam eder. Evet. Edecektir de. Ne zaman ki 10.400 direnci yukarı doğru aşılır, hatta üzerinde şöyle güzel de bir tatlı, şirin bir haftalık kapanış görürüz. O zaman derim ki, Serdar bak senden hatırlıyor musun? 9.700'den sekerse 10.400'den kırılması lazım. Bak kırılıyor der, derim. Ve 11.400'leri bu sefer ara direnç okumakla beraber daha çok gözümü ben 11.800'lere dikerim. 11.800-12.000 bölgesinin net potaya gireceğini düşünürüm. Yeter ki 10.400 seviyesi yukarı doğru kırılsın. Peki bir 10.400 diyorsun, bir 9.700 diyorsun. Şimdi sadece bu iki seviyenin içerisinde mi kalacağız? Ana yön için evet. Ama düşüşte ne olur? 10.400'e kadar kısa vadede günlük trade edenler için hangi teknik seviyeler takip edilmesi gerekir noktasında da bir sonraki grafiğe geçelim. Evet, bir sonraki günlük grafiğimize geçelim. Günlük grafiği. Ben burada ana yönü size çizdim. Evet. Hangi en kritik teknik seviye? 10.400'ün üzeri yaz, 9.700'ün altı kış. Burası böyle ilkbaharın başı, işte sonbaharın böyle sonu, hani ılık bir hava var. Pastırma yazı. Pastırma yazı gibi bir şey. Şimdi günlük grafiğimize geçelim. Değerli yönetmenimden rica ediyorum. Çünkü günlük grafikte birazcık daha şuradaki resmi daha ayrıntılı göreceğiz. Bak. 100 günlük falan var değil mi? 10.160 bir yerlerde. Tabii. Şimdi bak. Pazartesinden başlayan düşüş hareketi evet. Şurada zaten gepli. Tamam mı? Şimdi bir şeye dikkat et. 7.200'den 11.250 yükselişin Fibonacci düzeltme seviyesinin %38.8 kaçtan geçiyormuş? 9.700'den. 9.705'ten. 9.700. Ben az önce kaç dedim? 9.690, 9.700 evet. Dedim. Denk geldi mi? Oturdu mu? Oturdu. Gel. Nereden sekti? 9.700'den sekti değil mi? Evet. Sonra nereden sekti? Daha 2 gün önce 9.700'den sekti. Şimdi yine buraya yakın. Evet. Buradan bir de Fibonacci seviyesi geçiyormuş günlük. O zaman ben bu seviyeyi nasıl dikkatle takip etmeyeyim? Artık bana burada grafik şunu söylüyor. Diyor ki, abi bak ben 9.700'ü kırmam demek. Borsa İstanbul şu an yatırımcıyla konuşuyor. Diyor ki, sevgili yatırımcılar, değerli yatırımcılar, ben Borsa İstanbul'um ve ben Borsa İstanbul olarak 9.700 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyorum. Ama şunu bilin, ben eğer ki satıcıların baskın olduğu bir senaryo dahiline bu senaryoya eşlik edersem, girersem, eğer 9.700'ü kırarsam 9.000 kısa vadede 9.200'lere kadar baskı alırım diyor. Çünkü 7.200, 11.200 düşüşünün %50'si. 9.227. Hatta ve hatta 9.200'e kadar gelme ihtimalim çok kuvvetlenecek. Şu düşüş çok kuvvetlenecek. 9.700'ün altında 500 puanlık daha düşüş. Ciddi manada kuvvetlenecek. Olasılığı çok artacak. 8.700'ler de konuşulmaya başlanacak. Potaya bak, ona göre potaya girecek. Favori plase. Tabii. Bak gelir demiyorum. 8.700 evet. Ben bilemem. Yani 9.700 kırılır. 1000 puan düşer. Ben düşüş bekliyorum. Onu demiyorum ama 9.200 olasılığı çok çok kuvvetlenecek ki bence gelir. Gelme ihtimali kuvvetlidir. Evet. 8.700'ler ise telaffuz edilmeye başlanır. Çünkü bir daha söylüyorum. 7.200, 11.200 yükselişinin altın oranı Fibonacci 61.8'in tam geçtiği yer 8.749. Evet. Yani 8.700'ler konuşulmaya başlar. O bakımdan dolayı 9.700'ü çok ama çok yakından takip edeceğiz. Bu negatif senaryoydu. Pozitife geçelim. Serdar bir kere yükseliş hareketi için ne dedik?
10.400'lerin yukarı doğru aşılması gerekiyor değil mi Borsa İstanbul'da? Burası aşılmadığı sürece kısa vadede artık yön yukarı döndü. Rahatlığıyla yorum yapamam, konuşamam. Peki 10.400 noktasından hangi teknik seviye takip etmek lazım? 9.970 seviyesini öncelikle bir izleyelim. Bak az önce dedim ya, orta vadede ana yükseliş trendi için 10.400 direnci, evet. Ama 10.400'lere ulaşma noktasında günlük trade edenler ya da işte haftalık trade edenler noktasında 9.970'leri de yakından takip edeceğim. Neden? Çünkü 8 günlük üstsel hareketli ortalama. Bak 8 günü ben burada kırdım. Kabaca 11.000'lerde kırdım, tamam mı? Satış geldi, alım geldi, 8 günlük üstsel hareketli ortalama direnç olarak şurada çalıştı mı? Evet. Satış geldi. Burada çalıştı mı? Satış geldi. Hatta dün çalıştı mı? Dün de çalıştı, satış geldi. Buradası 8 günlük üstsel ortalama. Güncel değeri 9.970. 9.970'in kırılması demek çok şükür ya, artık kısa vadede yeni bir yükseliş trendi başlıyor izlenim ve anlamına gelmez. Sadece 10.400'lere kadar güzel, kayda değer ölçüde tepki mahiyetindeki yükseliş hareketlerinin gücünü artırır. O bakımdan dolayı ara dirençtir 9.970, ana direnç 10.400'dür. 10.400 kırılırsa 11.800, 12.000 bile birazcık daha orta vadeli yapı çerçevesinde potaya girecektir. Yani beyazın turuncuyu bu açıda kesmesi ve anlamlı bir tepki de bugüne kadar gelmemiş olması. Hani bu hafta gelmezse daha da karamsarlığa iter beni kısa vade bakış açısıyla. Şimdi çok doğru. Şimdi bak bir şeye dikkat edelim burada. Tamam, Borsa İstanbul 9.700'ün üzerinde tutunmaya çalışıyor, direniyor yani. Evet. Bir direniş gösteriyor da evet. 8 günlük ortalamaya bak. Sürekli i̇şte bak, basıyor bak. Geldi, in dedi. Buraya geldim 8'e, in dedi. Dün geldim, seans içerisinde in dedi, seans içerisinde artıdan eksiye geçtik. Şu anda orada. Yani bu aşağıdan, yukarıdan aşağıya bastırıyor 8 günlük üstsel ortalama. 9.700 de aşağıdan gelen baskıyı alttan böyle tutmaya çalışıyor. Yani burada da çok ciddi bir sıkışma var. O bakımdan evet. Diyorum burası 9.700'ü kırarsa direkt kendimizi 9.200'de görebiliriz. Bu çok sürpriz olmayacak. Ama bu sıkışmadan yukarı kurtulursak 10.400'e kadar hızlı sayılabilecek bir atak hareketi görürüz. Evet, o zaman BIST 100'ü de böyle toparladıktan sonra X-Bank endeksine. Bankacılığa gelelim. Sen bankacılık endeksini analiz ederken geçtiğimiz haftalarda yaklaşık 2 hafta önce şunu söylemiştik. Bankacılık endeksinde bir yorgunluk emaresi var. Bankacılık endeksine birazcık dikkat edelim demiştim. Hatırlarsın. Şimdi burada artık unsur şu. Bak bir kere bankacılık endeksinde en başta söyleyeceğimi, daha doğrusu en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. 14.200 seviyesi yukarı geçilmediği sürece ve 14.200'lere kadar oluşması muhtemel her yükseliş hareketini ben tepki olarak nitelendireceğim. Evet. Tamam. 14.200'e gitmesi için de ilk etapta 13.390'ların falan aşılması lazım. Bak 8 günlük hareketli ortalama görüyor musun beyaz? Nasıldı Borsa İstanbul'da kafasına vuruyordu, fiyatın tık aşağı iniyordu. Hı hı. Bak burada kafaya vurdu. Burada kafaya vurdu. Dün kafaya vurdu. Yine oraya doğru geliyoruz. Evet. 13.390 direncinin aşıldığı bir senaryoda şu kırmızı renkli alçalan trend de doğru gideriz. Ama 13.390'dan 14.200'lere kadar şu bölgedeki yaşanması muhtemel yükseliş hareketi tamamen tepki mahiyetinde bir yükseliş hareketidir. Tepkinin gücü artacaktır 13.390 kırılırsa. Bir daha söylüyorum, bankacılık endeksinde yön artık yukarı dönmüştür. Borsa İstanbul'un 10.400'ü bankacılık endeksinin 14.200'üne eşit. Burası geçilmediği sürece hala yön aşağı. Şu anda baskı görüyoruz. Buraya dikkat. Aşağı yönlü noktada şunu çok açık yüreklilikle söyleyeyim Serdar. Bak 8 günlük ortalama nasıl güzel direnç çalıştı değil mi? Bak direnç çalıştı. Direnç çalıştı. Evet, bak direnç. Burası da aynı şekilde. Bak direnç. Hatta bugün bile direnç. Kıramıyoruz şu an. Evet. Bir de desteğe gel. 144 günlük üstsel hareketli ortalama bak. Geçtiği seviye ile Fibonacci %50 seviyesi eşit. Kaçtan geçiyor? 12.736. Hadi 12.700'de. Aslında şunu söylüyorum. Kısa vadede yukarıda 13.390. Aşağıda 12.700. Bak şu bant var ya. Evet. Şu bant kısa vadeli sıkışmanın yaşandığı bant. Şu banttan uzak duracaksınız. Trade olur mu gün içerisinde? Olur. Stop loss'unu koy, trade et. Ayrı mesele. Sabah bankalarla yukarı açıyorlar. Yün için satış geliyor falan. İşte ya. Sabah bankalarla yukarı açılıyor. Örnek vereyim bankacılık. Evet. Malum. 8 günlük üstsel ortalamaya çarpıyor. Pıt satış geliyor. Çünkü direnç olarak çalışıyor. Ama şunu net ifade edeyim. 12.700'ün aşağı geçildiği bir atmosfer. Tamam mı? 11.900, 11.400 bandına kadar... Şu banda kadar, evet. Şuranın kırıldığı bir durumdan bahsediyorum. Şu banda kadar, ki bandı bir daha vereyim. 11.900, tamam mı? 11.400. Buradaki 500 puanlık banda kadar bankacılık endeksindeki satışların devam etmesinin önünü açar. Zaten bu unsur olursa
Hoş geldin. 9200. Merhaba, hüzün. Tabii, yani ciddi bir sıkışma var burada. Evet. Hala trend altındayız. Hem Borsa İstanbul hem de bankacılık endeksi hala düşüş trendi içerisinde. Dikkat etmek lazım. Evet. Bugünden gaza gelmek, heyecanlanmak çok doğru değil. Tetikte olmakta fayda var diyorsun. Tüpraş'ta o zaman devam edelim. Son 3 grafiğimiz. Evet. Şimdi ve kaç dakikamız var diye yönetmenimize sormuş olayım. Kaç dakikamız varmış? 9. 9, tamam. Şimdi Tüpraş grafiği. Şimdi Tüpraş'ta da yine çok net bir sıkışma var. Ve bir kere bakın, şimdi yukarıdan gelen sarı renkli trende dikkat edin. 204 seviyesi test edildikten sonra, bak burada test edildi ya, satış geldi, doğru mu? Evet. Bir alım geldi, şuradan döndüm. Tamam, o zaman birinci tepeyle ikinci tepeyi birleştir. Şeyi uzat. Trendi uzat. Trendi uzat. Al sana düşüş trendi. Evet. Tamam. Burada sarı renkli net bir düşüş trendi var. Peki bu sarı renkli düşüş trendi nereden geçiyor? 174-30'lardan geçiyor. O zaman ben şunu söyleyeceğim. An itibariyle 159'lu seviyelerden geçen Tüpraş bir kere yükseliş hareketinin devamı noktasında 174'leri falan aşması lazım. %7-8 diyorsun yani. Tabii. Az buzda değil. Yani orada bak, o kadar bile çıksa yine de. Bak, %7-8'lik bir yükseliş hareketi. Yani şu bile kurtarmıyor. Tabii sarı renkli alçalan trende kadar oluşacak her yükseliş hareketi tepki. Evet. Bu da tepki. Yükseliş değil. Trendten kurtulması lazım. Evet. Ve bu trendten kurtulacağı seviye güncel değeri şu anda 170-35, 174 lira 35 kuruş. Ama bu güncel değer Serdar. Yani alçalan bir trend olduğu için bunun güncel değeri sürekli aşağı doğru revize olacaktır. Evet. Şimdi dolayısıyla seviyeden ziyade buradaki sarı renkli trendi takip edeceğiz. Ve şimdi şöyle bir durum var bak. Şimdi ben bu sarı renkli trendi yukarı doğru kıramadığım sürece 204'ten gelen düşüş trendi korunuyor, devam ediyor ve Tüpraş hala baskı altında diye yorum yapabilir miyim rahatça? Tabii ki. Yapabilirim. Teknik bana bu çok rahat bir şekilde bunu her yerde söyleter. Bir de zaten daha kısa vade direnç herhalde turuncuyu da aşamıyor yani. Tabii. Bir de şimdi işin bir de o boyutu var. Yani 166,5. Bak orası da güzel çalışıyor. Şimdi oraya da zaten gösterecektim. Orası 55 günlük hareketli ortalamadır. Evet. Ya 55 nereden çıktı? Bak destek burada çalıştı mı 55 turuncu renkli. Evet. Geldim altına sarktım ama üstüne kırınca net yükseliş. Bak yaklaştım, alış. Şurada bir alım geldi, kırdım. Kırdıktan sonra bak şurada satış, kırdıktan sonra uzanıyor. Hep direnç çalışıyor bak. Yaklaşınca satış geliyor. Üstüne çıktım, kalıcılık sağlanamadım, satış geldi bak. Bu hafta bile, değil mi? Bu hafta bile 55 günlük üstsel hareketli ortalamaya çarptıktan sonra bir satış geliyor. Evet. Burası an itibariyle kaçtan geçiyor? 166,5. Ama ben burayı çok fazla önemsemiyorum şundan dolayı. Evet güzel direnç çalışıyor ama çok önemsemiyorum şundan. Ya 166,5 seviyesinin yukarı doğru aşıldığını gördüğünüzde 174'lere kadar ya. Şuradaki bölgeyi baz alırsınız. Tamam bak şuradaki bölgeyi baz alırsın. Ya buraya yatırım yapmak, trade okey. Ya dediğim gibi trade her yerden yapılır. Stop loss'unu koyduğun anda en dipten en tepeden bile yaparsın. Bambaşka bir konu. Ama 166,5-174 bölgesine yatırım yapmak çok doğru bir karar değil. Şu kadarlık bölgeden bahsediyoruz. Evet. Ama şunu bileceğiz. 166,5 kısa vadede ara direnç. 166,5'ların yukarı doğru kırıldığı bir senaryo çerçevesinde 174'ler Tüpraş'ta ana dirençtir. 166,5'un kırılması 174'lere kadar tepki hareketinin daha bir yukarı doğru iğmelenmesini beraberinde getirecektir ama trende dönüş olmaz. Ne zaman ki bu 204'ten gelen alçalan trend yukarı doğru kırılır, 174 seviyeleri yukarı doğru kırılır, ha, o zaman derim ki, şimdi Serdar bak bu trend kırıldı abi, burada 200-204 bölgesine kadar, yani yeniden şu Ahmet Hocam'ın çanakları gibi şu çanağın tamamlanma ihtimali söz konusu olacaktır derim. Ama 174 yani şu sarı renkli trend yukarı kırılmadığı sürece ben hiçbir şekilde yükseliş hareketlerinden, evet trade'le para kazanır mısın? Tabii ki para kazanırsın ama yatırım aldım işte çok iyi yerden aldım falan diyemem. Orası bu trendin yukarısıdır. Çünkü alçalan trend içerisinde olduğum için baskı devam ediyor. Buradan şak diye bir satış gelir. Gider abi 233 günlük hareketli ortalamaya kadar gevşer. Orası 150 lira 30 kuruş. Tamam. Sarı renkli trend çok iyi çalışır. Geçmişte evet. Var. Buranın falan kırılma ihtimali var ki. Yani 150-30 seviyesinin aşağı doğru kırıldığı bir senaryo net bir şekilde fiyatların 138,5-138 bölgesine kadar baskı alma ihtimali doğurur. Ki 174 yukarı geçilmediği sürece aşağıdaki bu teknik destek seviyesini özellikle de bir kez daha söylüyorum 150 lira 30 kuruş desteğini daha bir yakından izlemekte fayda var. Tüpraş'taki durum bu. Yani baskı devam ediyor. Ortamlar birbirlerine baskı devam ediyor. Baskı birikiyor. Koza altın o zaman sonraki grafiğimiz. Koza altın
Çok güzel bir yükseliş hareketi yaşandı. Biz bunu analiz ettiğimizde de madencilik, hatırlarsın, madencilik hisselerine birazcık daha yakından takip edin demiştik. Evet. Çünkü madencilik endeksli düşeni kırdı. Kırmıştı ben bunu söylerken. Şimdi koz altında, bak bir şey söyleyeyim. Çok acayip bir yerde. Bu koz altını takip edin. Al, sat, tut. Asla böyle bir şey yok. Teknik olarak şunu takip etmek lazım. 75'lerden 37'lere kadar bir düşüş oldu değil mi? Evet. 75'ten 37. Yarılanmış yani. Tabii. Bu 75-37 düşüşünün Fibonacci 78.6'sı kabaca 67-60'dan geçiyor. Yani 67 lira 60 kuruşlardan geçiyor. Neresi orası? Şu bölge bak. Kaybının yani 5'te 4'ünü falan geri almış. Tabii. Bak şimdi. 78.6'lar Fibonacci'ler de önemlidir. Buranın üzerine çıkması demek yükseliş noktasında daha bir iştahlı, daha bir hevesli olabileceği izlenimini doğurur. Yani yeni zirve gelebilir. Yeni zirve gelebilir. Evet. 67-61 yani Fibonacci 78.6 seviyesi bir. İkinci olarak turkuaz renkteki yükselen kanala bak. Dip, tepe. Dip, tepe. Görüyor musun? Kanal da nereden geçiyor? 67-40'dan geçiyor abi. Evet. Yani şu bölgenin üzerindeki fiyatlamalarda ne olur biliyor musun? Koza'da. Benim beklentim 75 lira 65 kuruş daha önceki tarihi zirvesi. Ara direnç olur bence. Ara direnç olur. Bir üstteki Fibo'ya. Ben 1.272'lerin falan potaya girebileceğini düşünürüm. 85-90-86'lara kadar hareket marjının oluşabileceğini düşünürüm. Bir kez daha söylüyorum. 67-60'ların üzerinde minimum 2 ya da 3 günlük kapanış ya da haftalık bir kapanış görürsem 85-86 bu bölgelere kadar zikzaklar çizerek yükseldim kar satışı, yükseldim kar satışı eşliğinde yukarı doğru fiyatlama söz konusu olabilir. Ama pozitif söylüyoruz. 67-60'ın üzerinde kalmadı. Çünkü 78.6'ya geldim. Bir de yükselen kanal formasyonundayım. Üst bandındayım. Oradan olası baskıyla beraber 63 hatta 63'ten ziyade 61-20'ye kadar da gerileyebiliriz. Evet. Şöyle bir hareket bak. Buradan kalktı. Şöyle bir hareket de olabilir. Yeter ki şu 67-60'ı yukarı doğru kıralım. Bunun üzerindeki kapanışlar görürsek yönü şu yükselişten ziyade daha bir iştahlı yukarı doğru okumakta fayda var. Geçtiği kadar zaten bir hareket olsa bir üstteki Fibo'ya da değil mi? O da oraya tekabül ediyor. O zaman son bir iki dakikamız Ülker'le tamamlayalım istersen. Ülker bilanço öncesinde %8.7 yani yaklaşık %9 oranında bir düşüş kaydetti. Evet. Akşamına bilançosu açıklandı. Yani belli ki bilançoda şey olmuş yani bunu net söyleyelim. Evet. Bilanço çeyreksel bazda en azından beklentileri karşılayamadı. Haberi gelmiş. Evet, temel taraf böyle. Grafiği de alalım. Grafiğimizi alalım. Şimdi Ülker çeyreksel bazda net kar noktasında beklentileri karşılayamadıktan sonra şöyle bir mum oldu. Evet. Ondan sonra bir sonraki %4'lük bir düşüş yaşadı. Seans içerisinde sonra alım geldi. Alımın geldiği yer zaten manidar. 89 günlük üstel hareketli ortalama. Bak, buraya çok daha hızlı geçeceğim. Destek, 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 destek. Turuncu çizgiden bahsediyorum. Hı hı. Döndüm, dolaştım. Bak, çarptım hop yukarı. İyi bir bilanço açıkladı aslında. Sadece çeyreksel bazda net kar, favör ve satış rakamları tutturamamış. Ama yıllık bazda zarardan kâra geçen bir şirket. Verdiği öncelikle olumlu. Ya şimdi yani gelecek. Bu kadar düşüşü sebebiyet verecek bir şey aslında yok. Dolayısıyla bu tarz düşüşler bilançoya baktığınız zaman yeni bir tur yükseliş dalgası için fırsat sunabilir. Evet. Ama teknik olarak en nihayetinde 171.5'ların yukarı doğru aşıldığını görmem lazım. Çünkü 188 lira 70 kuruştan gelen pembe renkli alçalan bir trendim var. Bu trendin mutlaka yukarı doğru kırıldığını görmem gerekiyor. İşte o trend de 171.5'lardır. 171.5'ların yukarı doğru kırıldığı bir durumda ben Ülker dedim ki Ülker'de yeni bir tur yolculuk başlıyor. Çünkü bak yükseliş, düzeltme kırdıktan sonra bilmem. Evet. Belki. O bakımdan dolayı 171.5'u yakın takip edelim. Orta uzun vadeli takibimiz de olsun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Evet değerli izleyenler böylece bir Boz Teknik programının daha sonuna geliyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.